sizin bu konuda meslektaşınız var. Levent Bey, Gözde FM'in sahibi ama Türkiye'nin en önemli şair ve söz yazarlarındandır. 150'nin üzerinde plağı vardır. Vallahi müze, o zaman çok şanslıyım ben yani. O da size bugün kitabını 8 evet. O da size basılmış son kitabını getirmek istedi. Biz dedik ki tabii yani şair midir, şair bestecisi. O zaman ben size sunayım. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım. Biraz yavaş. Şöyle bir elinizle bunu tutun. Bunu da bir bakar mısınız beni? Levent abi bir bakar mısın? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanım adına alıyoruz. Şimdi Balıkesir'de de Sıtkı Sahil diye bir bestekar var. Aa, evet. Yeni tanıştık. Sanat müziği. Ha, yeni tanıştık. O da benim bir şiirimi besteleyeceğini söyledi. Hatta notaya döküyorum, göndereceğim dedi. Ben her şeyden önce şunu ifade edeyim. Yani hep şair şair diye gazetelerde orada burada değil mi? Aslında ben şair falan değilim yani. Denmez mi onun takdiri? Okuyucuların ama biz tabii Necip Fazıl'ların, Yahya Kemal'lerin falan, Arif Nihat Asya'ların yanında kendimi şair falan görmüyorum yani. Ben içimden gelen şeyleri yazdım. Hatta bu ilk şiir kitabında Zonguldak'tayken ya bir dostum dedi ki ya illa bunları bastıralım. Ya dedim bu millet kendimizi tatmin etmek için kitap mı bastıracağız? Yani bu o yani dalga geçerler. Yani bunun bir değeri yoksa o değil dedi yani. Çok iyi değil. Çok da kötü değil. Ama şair misin? Yani estağfurullah. Yani şairlik öyle bir şey ki yani bir adamın 500 sayfada anlattığı, bir romanda anlattığı şeyi sen bir satırda, bir mısrada anlatıyorsun. Bu çok ciddi bir sanat demektir. Ben o anlamda kendimi şair olarak göremiyorum yani. Adı şair olmayabilir ama 100 yıl sonra birisi buradan bir cümleyi hayat tarzına dair, ne bileyim yaşananlara dair bir şey gördüğü zaman o zaman şair olamasa da tarihe katkıda bulunmuş olur yani. Ya demek ki bak 100 yıl önce böyle bir şey varmış der yani. Şimdi o kitaptakiler Sayın Müdürüm sadece Sinop şiirleri, Tonunaklar ve Deni Çekti'nin fotoğrafı. Ben esas şarkı sözü yazarım. Bu acıların katmanı falan. Bu konuda sizden o zaman öğreneceğim şeyler var yani gerçekten. Şarkı... Belki bilirsiniz acıların katmanı vardı Bergen. Öldürüldü kesin. Evet, evet biliyorum. Onu o şarkıyı da ben yazdım. Şimdi bir dakika okudum, 250 eserim var. İşte İbrahim Tatlıses'in okudu, Bırakın Gitsin var. Kalbe söz geçmiyor. Cemal Safi gibi. Cemal Safi abime samimi görüşsün. Ben tam zindaya gelecek. Da devamlı gidiyordur oraya. Evet. Güzel bir var mı bir konu? www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.